Günaydın. Bugün 11 Nisan Pazartesi. Sabah Haber'de birlikteyiz, karşınızdayız. Yepyeni bir hafta. Herkese mutlu haftalar diliyoruz. 11 Nisan gündemiyle karşınızdayız. Ben Nardan Bingöl. Bakalım güne ve gündeme neler yansıyor. Ekip arkadaşlarımız da hazır. Yayındayız. Neredeyiz? Sosyal medyadayız. Aramıza katılın. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarında da yayınlarımız başladı. Gündemimize bakıyoruz. Sonra manşetler. Gündeme bakalım. Tıp iş polikliniklerde hizmet vermeme eylemi başlatacak saat 8'de. Kıtams, Kamusen, Kamu İş ve Vergisen, Gazi Mousa ve İskele ilçeleri vergi dairesi ve motorlu araçlar şubelerinde tam gün yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır grevine gidiyor. Grev çerçevesinde bakalım, 10.30'da Gazi Mousa vergi dairesi şubesi önünde bir basın açıklaması var. Grevde 8-16-15 saatleri arasında yer alacak. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail ve Yönetim Kurulu üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi önünde toplanıp meclis başkanı ve vekillere kanserde erken tanıyla ilgili isteklerini iletecekler saat 10'da. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı var yine saat 10'da. Uluslararası Inerville Cumhurbaşkanı Tatar Neşi Sibel Tatar'ı ziyaret edecek. Ziyaret saat 16'da. Bakalım son olarak aktaralım gündemden. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ve Tabipler Birliği işbirliği ile modern tıpta gelişmeler konulu bir konferans düzenlenecek. Konferansta Kanser Araştırma Vakfı'nın kurucusu Profesör Doktor Mustafa Camgöz konuşacak. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde saat 18.30'da. Avrupa Gazetesi ile başlıyoruz. Avrupa Gazetesi belediyeler reformunu manşetini aldı bu sabah. Eylem ve grevlerle dolu bir haftaya daha giriyoruz. Belediye reformunun son şekli henüz belli olmadı. Eylemci belediyelerin hükümete tanıdıkları süre ise yarın doluyor. Ayrıntılar var Dipkarpaz Belediyesi'nden sonra. Dün de Serdarlı halkı ayaklandı. Belediyelerin kapatılmasını istemeyen bölge sakinleri köy meydanında toplandı. Ana yola kadar yürüdüler ve yolu trafiğe kapattılar. Serdarlı Belediyesi de kapatılmak istenen belediyeler arasında. Ve eyleme Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kalsım ve bazı CTP milletvekillerinin yanı sıra UBP ilçe başkanı ve yöneticileri de destek verdi diye aktarılıyor. Ayrıntılar var. Anayolu trafik akışına kapatan eylemciler, belediyemiz kapatılamaz ve birlik, mücadele, dayanışma sloganları attıkları aktarıldı. Serdarlı köy girişine de pankart astıkları belirtiliyor. Yarına kadar hükümetten beklenen karar çıkmadığı takdirde belediyelerin yine meclis önünde eyleme hazırlandıklarına dair bilgiler var. Ve Mausa ve İskele'de de
grev haberi geldi. Bazı sendikalar bugün Mausa ve İskele Vergi Dairesi ve motorlu araç şubelerinde greve gidecek. Grev 8-16-15 saatleri arasında, yine gündemden de paylaşmıştık. Salgın tablosunu da veriyor gazete. Bakalım salgında son durum ne? Kuzeyde 325 yeni vaka var. Güneyde 1459 vaka var. 2 vefat haberi geldi güneyden. Kıbrıs gazetesiyle devam edelim. Bakalım, liman gelirleri %155 arttı manşetini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ocak 2021 döneminde 1.086.091 TL olan liman gelirleri Ocak 2022 periyodunda iki kattan fazla artarak 2.774.000 TL'yi aştı diye veriliyor. İlk sırada Mausa var. Limanlar Dairesi verilerine bakıldığında paylaşılıyor bunlar. 1 Ocak, 31 Ocak 2022 döneminden aktarılıyor. Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Mausa ve Girne limanlarının gelirini oluşturan gemilerle ilgili sertifikalar, uygunluk belgeleri, rıhtım harcı ve demirleme ücretlerinden 2.774.722 TL 30 kuruş gelir elde edildi. İstatistiklere bakıldığında ne görüyoruz? 1.685.931 TL 15 kuruşla en çok gelir Gazi Mausa Limanı'ndan kazanıldı. Mausa Limanı'na 723.497 TL 51 kuruşla Girne Limanı takip etti. Müdürlüğün toplam geliri 2022 yılının ilk ayı toplamında 365.293 TL 64 kuruş olarak saptandı. Gemi Konağı Limanı ise hiçbir gelir elde edemedi diye notlar yine paylaşıldı. Gelirler katlandı. Limanlar Dairesi 1 Ocak 31 Ocak 2021 periyodunda 642.049 TL 15 kuruşu liman ve gemi ücretleri, 273.343 TL 6 kuruşu diğer liman gelirleri, 121.277 TL 74 kuruşu sair gelirler, 44.150 TL 10 kuruş vinç ücretleri ve 5.271 TL 58 kuruş mütefemik tahsilat olmak üzere toplamda 1.086.091 TL 63 kuruş gelir elde etmişti. İstatistiki verilere bakıldığında daire gelirlerinin bir yıl içerisinde iki kattan fazla arttığı görülüyor. Bir başka deyişle de bu rakamlar liman gelirlerinde bir yılda %155,48'lik bir artış yaşandığına işaret ediyor. Liman gelirleri %155 arttı manşetiyle veriyor gazete haberi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ocak 2021 döneminde 1.086.091 TL olan liman gelirleri Ocak 2022 periyoduna baktığımızda iki kattan fazla arttı. 2.774.000 TL'yi aştı diye aktarılıyor. Pahalılığın üstüne bir de kontrolsüz gıdalar eklendi sürmanşet haberi. Haftalık sebze meyve alışverişi için dün Lefkoşa'da pazara gitti vatandaş. Hem pahalılığı hem de gıda analizlerinin yapılamıyor olmasına varyansın etti diye aktarılıyor. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı adayı Oğuz Ceyda yetkililere seslendi ve bir uyarısı var. Vergisiz akaryakıt hayata geçmezse üretim biter. Bakanın görevden alındığını unutmadık tırnak içerisinde açıklaması, Oğuz Ceyda'nın açıklaması. Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de üreticilere vergisiz akaryakıt verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu yapılmadığı takdirde üretimin kısa süre içerisinde biteceğini söylüyor. Ayrıca yıllar önce konuyu gündeme getiren ve bu konudaki yasayı meclise sunmaya hazırlanan bakanın o gün görevden alındığının da unutulmadığını belirtti diye gazete paylaştı. Logo yanındayız bakalım, özel haber. 27 dış temsilcilik için 96 milyon TL'lik bütçe haberi var. Ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle vatandaşın alım gücü dibe vururken devletin kasasından her yıl milyonlarca TL'nin konsolosluk ve dış temsilcilikler için çıkması tepki topluyor diye aktarıldı. Devlet bütçesinden bu yıl 27 dış temsilcilik için bakalım 96 milyon TL'nin üzerinde bir pay ayrıldı.
Bu rakamın yarısından fazlasını ise personel giderleri oluşturuyor. 27 dış temsilciliğin 26'sının bütçesinde yer alan personel giderlerinin toplamı 55.376.700 TL olarak aktarıldı. Belediye yoksa oy da yok. Ön sayfa haberlerinden Serdarlı ve bölge halkından haber. Belediyeler reformuyla ilgili olarak reform kapsamında Serdarlı Belediyesi'nin de kapatılmak istenmesine dün gerçekleştirdikleri eylemle karşı çıktılar. Tepkilerini böyle ortaya koydular. Belediye yoksa oy da yok şeklinde pankartlar açıldığı aktarılıyor. Yeni Düzen gazetesine geçelim. En zor günler manşetini paylaştı gazete. Dar gelirli, yoksulluk ve sefaletle yüzleşti. Bir evin mutfağında yoğurt, peynir olmazsa olur mu? Olur. O günlere geldik diye aktarılıyor. Zamların ardı arkası kesilmedi. Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark gün geçtikçe açıldı diye veriyor gazete. Artık geçinemiyoruz diye isyan ediyor dar gelirli vatandaş da. Ve en azından temel tüketim maddelerinde bir indirim istiyorlar. Vatandaş ne dedi? Pahalılık yüzünden sağlığımızdan olacağız dedi. Markete gitmeye korkar olduk. Her şey ateş pahası. Artık yemekler etsiz pişiyor. Sıvı yağ, tüp gaz almaya korkuyoruz yine vatandaş diyor. Sadece eşim çalışıyor. Çünkü bebeği bırakabileceğimiz uygun fiyatlı ve güvenilir bir kreş yok, yine bir vatandaşın açıklaması. Süt, bez, ıslak mendil giderleri çok fazla. Bunlardan istesek de tasarruf edilemez. Bir evin mutfağında yoğurt, peynir olmazsa olur mu? O günlere geldik. İnsanların çok sık tükettiği ekmek, süt, yumurta, yoğurt gibi şeyler ucuz olmalıdır diyor vatandaşlar. En zor günler bugünler diye veriliyor, aktarılıyor gazeteden. Müteahhitler Birliği Başkanı Gür Cafer'in açıklamalarına bakalım. 94 bin sözleşme, 20 milyar TL alınmayan vergi şu ana kadar tapu dairesine yatırılmış. Tapusu çıktığı halde tapu devri gerçekleşmemiş. Bir nevi tapu gibi işlem gören 94 bin tane sözleşme var. Bu 94 bin sözleşmeden devlet eğer vergisini almayı başarırsa 20 milyar TL, bunun %50'sini başarırsa 10 milyar TL, biz 650 milyon TL'yi Türkiye'den alalım diye parçalanıyoruz ama burada bizim atıl milyarlarımız var şeklinde açıklaması var. Serdarlı da karşı çıktı. Belediyeler reformuyla ilgili haberde ön sayfada belediyemizi kapattırmayacağız şeklinde. Yeni Düzen gazetesi de paylaştı. Diyalog gazetesine geçelim. Kritik hafta. Bugün sağlıkta başlayacak olan grevler yarından itibaren artacak. Artış gösterecek. Kritik haftaya girildiğini gazete manşete aldı. 4 maddede veriyor. Tıp işte örgütlü doktorların bugün başlayacak olan genel grev eylemi yüzünden polikliniklerde hasta muayenesi yapılamayacak. Kroner bakım bölümünde çalışan hemşireler yatak ve personel eksikliği yüzünden yarın eyleme gidecekler. Elektrik kurumunda örgütlü Elsen yarından itibaren süresiz greve gidiyor. Ülke karanlığa gömülecek diye veriyor gazete. Genel grev kararını erteleyen sendikalar, hükümetin yasa değişikliği konusunda geri adım atmaması halinde yarından itibaren 19 belediyede eyleme gidecek. Kritik hafta diye veriyor manşetini gazete ve 4 maddede özetliyor durumu. Girne Antik Limanı'nı ziyaret eden yabancıların hüzünlü bakışları yansıyor objektiflere. Utanıyoruz diye de gazete bu başlıkla veriyor haberi. Fotoğraflarla paylaşıldı. Girne Antik Liman'dan fotoğraflar. Rum Komünist Akel Partisi'nden muhalefete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki muhalefete eylem desteği, Birleşmenin uzantısı tırnak içerisinde verildi. İsrail Büyükelçisi Anolik, İsrail-Türkiye boru hattı projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil edildiğine ilişkin haberleri yalanladı. Birileri çabalıyor. Yine tırnak içerisinde verildi açıklama. Aşırı derecede alkol alan üniversite öğrencisi kampüste olay çıkardı. Müdahale eden güvenlik şefini darp etti. Mahkemede ayıldı diye bir haber de ön sayfada. Ve süpermarketten 4000 liralık malzeme çalmakla suçlanan iki zanlıdan biri suçunu kabul ederken Eva olayla ilgisi olmadığını söyledi. Ben yapmadım dediği de yine gazetenin ön sayfasından paylaşıldı. Güneş'le devam edelim.
Güneş gazetesinde Başbakan'ın açıklamaları var. Pandemi ve savaşın yarattığı sorunlarla mücadele ediyoruz başlığıyla verildi haber. Sucuoğlu gelecek için sabırla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti. Mor Menekşe'de hem kültürün yaşatılması hem de ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Mor Menekşe 1. Kültür Sanat ve Üretici Şöleni düzenlendi. Bu şölende Başbakan'ın açıklamaları var. Etkinliğe katıldı ve bir konuşma yaptı. Pandemi ve Rusya Savaşı'nın tüm dünyaya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkilediğini anımsattı. Dünya ekonomisinin gördüğü zarar karşısında tüm dünya insanının bu yönde büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Sucuoğlu gelecek için sabırla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekerek bunun da aşılacağına olan inancını dile getirdi. Ve bu tür etkinliklerin ticari kazanç sağlanması adına önemli olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Ünal da 4 kuşaktan bu yana ipek iplik üretimi yaptıklarını, Bursa'da şu an çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve buraya da aynı projeleri taşıma arzusunda olduklarını aktardı. Kültürleri yaşatmanın önemli olduğunu ifade etti. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da bölgenin festivaller beldesi olduğunu hatırlatarak bu sayede aile ekonomisine destek sağlandığını belirtti. Etkinliğin son konuşmasını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı. Mor Menekşe'nin kültür ve sanatın başkenti olduğunu vurguladı konuşmasında. Kültür, sanat ve üretime toplum olarak büyük önem verilmesi gerektiğini altını çizdi. Ekonomik hayata destek sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti açıklamasında. Belediyeler reformu halka daha iyi hizmet için hepimizin beklentisidir. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bakalım. Belediyeler reformuyla belediyelerin halka daha iyi hizmet vermesini istediklerini belirterek değerlendirmelerimiz uzlaşı sağlanabileceği yönündedir şeklinde bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın. Belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında meclisteki siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle yaptığı görüşme tamamlandı Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanlığında önceki gün saat 14.40'da başlamıştı toplantı. UBP Genel Başkanı Başbakan Faik Sucuoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhurman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay'la partilerin temsilcilerinin katıldığı bir görüşmeydi bu ve bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bir saatlik görüşmeden notlar aktarılıyor. Logo yanında enflasyonla, kararlılıkla mücadele görevimizdir açıklaması var. Maliye Bakanı Sunat Hatun'un açıklamaları. Vatandaşın alım gücünü önce korumak, sonra ileri taşımak için önce enflasyonla, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini aktarıyor. Bunun için de iyi planlama yaparak doğru kararlar vermenin, güvenilir olmanın, İstikrarlı davranmanın görevi olduğunu vurguladı. Enflasyonla, kararlılıkla mücadele görevimizdir açıklaması. Türkiye'den gelen suyun tarımda kullanımı için boru döşeme çalışmalarına başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası su tüneli çıkışından Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandığı haberi veriliyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre bu çerçevede 3,8 kilometrelik uzunlukta 2500 milimetre çapında bir boru döşeneceği haber veriliyor. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatan Gazetesi de asgari ücret 8.879 TL olması gerek haberini aktardı Barçın'ın açıklamaları. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın açıklamaları. Asgari ücret 8.879 TL olması gerek. Asgari ücretli enflasyona ezdirildi yine tırnak içerisinde açıklamasından paylaşıldı. CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın açıklamaları. Asgari ücretlinin alım gücünün 3 ayda sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını ve alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8.879 TL olması gerektiğini belirtti. Barçın'ın açıklamaları aktarılıyor. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren 7.000 TL brüt 6.090 TL net asgari ücretin 3 ayda yaşadığı alım gücü kaybına
örnekler verdiği aktarıldı. Barçın açıklamaları ayrıntılı bir şekilde iç sayfalarda veriliyor. Logosundan devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 876 hibrit, 163 de elektrikli araç var. Hem ekonomik hem de çevre dostu özellikleriyle bilinen ve Avrupa Birliği ülkelerinde 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçların yerini alması hedeflenen elektrikli araçlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ilgi artmış durumda. Konunun uzmanları mevzuat eksikliğine dikkat çekiyor bu noktada. Ülkede halihazırda 876 hibrit hem akaryakıt hem de elektrikle çalışan araba hibrit. 163 de elektrikli araç var. 876 hibrit, 163 de elektrikli araç olduğu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 aşı merkezleri ve çalışma saatlerini paylaştı, aktaralım. Sağlık Bakanlığı güncellediği ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve çalışma saatlerini paylaştı. Açıklamaya bakalım. Bugünden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yapılmayacak. Bakalım Selimiye Camii ile ilgili de aktarılıyor. İftar 19.24'te, imsak da 4.45 olarak verildi bu arada gazeteden. Bunu da hatırlatmış olalım. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın açıklamasına bakalım. O da ne dedi? Reform adı altında sıkıntı üzerine sıkıntı yaratılıyor dedi o da. Belediyeler değişiklik yasa tasarısıyla ilgili görüşlerini aktardığı açıklaması. Reform adı altında yaşanan sıkıntıların üzerine sıkıntı yaratılacağı aktarılıyor. Bu savunuldu. Odanın yazılı bir açıklaması var. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret edildi burada. Salgın, TL'nin değer kaybı, dünyada savaş, bunlar bahane edilerek sıkıntıların savuşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü. Odağın açıklamasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Macron ve Le Pen ikinci tura kaldılar. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine bakıldığında. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı diye verildi. Bakan Çavuşoğlu Yonpaş Metin Deriner Lisesi inşaatını ziyaret etti. Bakan Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu. Bakanlıkla Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz yıl Eylül ayında Gazi Mosul'da temeli atılmıştı. Yonpaş Metin Deriner Lisesi'nin bu inşaatı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakalım salgında durum ne? Kuzey'de toplam 20.690 test yapıldı. 325 pozitif vaka var. Güney'de durum ne? Güney'de toplam 57.728 test yapıldı. 1.459 pozitif var. 2 vefat haberi geldi Güney'den. Türkiye'de ise durum 32 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı 32. 5.609 yeni vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Devam ediyoruz Detay gazetesiyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 876 hibrit, 163 de elektrikli araç var. Çevreci özellikleriyle bilinen ve Avrupa'da 2030'a kadar fosil yakıtlı araçların yerini alması hedeflenen elektrikli araçlar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mevzuat eksikliği söz konusu. Yeşil enerjiye ulaşılmalı. Elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçların yerini alacak. Mevzuat Avrupa Birliği ile uyumlu değil alt başlıkları var baktığımızda. Ülkede halihazırda 876 hibrit hem akaryakıt hem de elektrikle çalışan anlamında 163 de elektrikli araç var. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, elektrikli araç sayısının artması ve enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklı olmasının sağlanmasıyla ülkenin yeşil enerjiye en ucuz bedelle ulaşabileceğini söyledi. Yarkıner, evlerde veya iş yerlerinde kurulacak şarj istasyonları için enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklı olması ve araç bataryalarının ihtiyaç duyulduğunda depolandıkları enerjiyi sisteme verebilmesi gerektiğini vurguladı. Yarkıner, Paris Anlaşması gereği 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamak için karbon emisyonunun %45 azaltılması kararı gereği fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçların almaya başladığını, yine aynı anlaşmayla fosil yakıtlı enerji üretim tesislerinin yerini
yenilenebilir enerji üretim sistemlerine bırakmakta olduğunu belirtiyor. Elektrikli araçların güç sistemlerine göre 3 ana gruba ayrıldığını da aktarıyor yine. Bunların hibrit olduğunu söylüyor. Plug-in hibrit elektrikli araçlar ve bataryalı elektrikli araçlar olduğunu belirtti. 3'e ayrılıyor. Mevzuat Avrupa Birliği ile uyumlu değil. Yarkıner'in açıklamasından elektrikli araçlar sistemi için olmazsa olmaz iki önemli, en önemli unsurdan biri şarj istasyonları, regülasyonları ve diğeri de inovasyonlar olduğunu aktarıyor. Elektrikli araç ve şarj istasyonları regülasyonları açısından ülkede AB regülasyonlarıyla uyumlu bir mevzuat bulunmadığına işaret etti. 5-10 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti trafik mevzuatlarında yer alan bazı güç sınıflanmaları ve tanımlamalarının da bugüne ait standartlar olmadığını aktarıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye araç sınıflarına aykırı hususlar olduğunu da söyledi yine. Yarkıner'in açıklamaları var konuyla ilgili. Logo yanında Özersay'ın açıklaması var. Önümüzde tarihi bir fırsat var şeklinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları. Kıbrıs konusuyla ilgili açıklaması var. Kıbrıs konusunda tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti. Yıllardır dile getirdikleri çözümden önce işbirliği düşüncesinin Amerika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın son ziyaretiyle gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıktığını söylediği açıklaması. Arıklı'dan yeni hava yolu kurma girişimi var. Yine logo yanından devam. Yeni bir milli hava yolu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı Bayan Arık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Bu amaçla gittiği İstanbul'da Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü. Bayan Arık Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklaması var. Türk Hava Yolları'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep ettiği aktarıldı. Gazi Mansa ve İskele'de yoksullaşmaya hayır grevi var. Kıtams, Kamu Sen, Kamu İş ve Vergisen paylaşmıştık. Bugün 8-16-15 saatleri arasında Gazi Mansa ve İskele ilçeleri vergi dairesi ve motorlu araçlar şubelerinde yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır grevine gidiyor. Sendikalar saat 10.30'da Gazi Mansa Vergi Dairesi Şubesi önünde bir basın açıklaması yapacaklar. Atun enflasyonla, kararlılıkla mücadele görevimiz dedi. Maliye Bakanı Sunat Atun'un açıklamaları, vatandaşın alım gücünü önce korumak sonra ileri taşımak için önce enflasyonla, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için de iyi bir planlama yaparak doğru kararlar vermenin, güvenilir olmanın, istikrarlı davranmanın görevleri olduğunu vurguladığı açıklaması aktarılıyor. Barçın asgari ücretli enflasyona ezdirildi dedi CHP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın. Asgari ücretlinin alım gücünün 3 ayda sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26.84 azaldığını ve alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8.879 TL olması gerektiğini belirtiyor. Yazılı bir açıklaması var. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren 7.000 TL brüt, 6.090 TL net asgari ücretin 3 ayda yaşadığı alım gücü kaybına örnekler verdiği açıklaması. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası reform adı altında sıkıntı üzerine sıkıntı yaratılıyor dedi. Odanın yapmış olduğu yazılı bir açıklama var. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret edildi bu yazılı açıklamada ve değişiklik, belediyeler değişiklik yasa tasarısıyla ilgili görüşler burada paylaşıldı. Reform adı altında yaşanan sıkıntıların üzerine sıkıntı yaratılacağı savunuldu diye gazete odanın açıklamasını paylaştı. Halkın Sesi gazetesi de konut kredilerinde büyük artış diye veriyor manşetini bu sabah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası verileri burada paylaşıldı. Bu verilere baktığımızda ülkede konut kredileri bir yılda %41,14 oranında bir artış gösterdi. Ocak 2021'de 1,9 milyar TL olan bireysel konut kredileri Ocak 2022'de 2,8 milyara çıktı diye aktarıldı. Özellikle Ekim-Kasım 2021'deki bir aylık süreye bakıldığında 340 milyon TL birden yükseldi krediler. Türk lirasının astronomik değer kaybıyla ilişkilendirildi. Bireysel konut kredilerin oldukça düşük oranlı seyreden tahsili gecikmiş alacaklar. Aralık 2021'de patladı. Bir aylık sürede
%57,45 oranında artış gösteren alacaklar 25,5 milyon TL'den 40,3 milyon TL'ye çıktı. Ocak 2022'de ise 42 milyon sınırına dayandığı aktarılıyor. Bununla ilgili ayrıntılar ve notlar paylaşıldı. Konut kredilerinde büyük artış olduğu veriliyor. Ve kansere karşı tek yürek, genci yaşlısı, 1000'e yakın kişi kansere karşı yürüdü. 19. Orkide yürüyüşünden notlar var. Bu Favento Taşkent Piknik Alanı arasında yoğun bir katılım vardı. Kansere karşı tek yürek yürüyüş yapıldı. Güner Necat'ı sonsuzluğa uğurladık. Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi'nin en önemli kahramanlarından biri olan Kıbrıs Türk Kız İzci Teşkilatı Kurucu Başkanı TMT Mücahidelerinden Güner Necat son yolculuğuna uğurlandı. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Bakalım Özer Sayın açıklamaları. HP Genel Başkanı Özer Sayın açıklamaları. Doğalgaz ve elektrik konusunda inşa edilecek boru hatlarıyla ve interkonnekte bağlantıyla Türkiye, İsrail, Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında enerji işbirliğinin hayata geçebileceğini vurguladı. Önümüzde tarihi bir fırsat var açıklamasını yaptı. Gazetede paylaşıyor. Bakalım Yeni Bakış gazetesi ülke manşetlerinde son gazetemiz. Bakalım günü kurtaran evine çekiliyor açıklaması var. Sosyolog ve siyaset bilimci Hakan Gündüz'ün açıklamalarını gazete manşeti aldı. Toplumsal bir tepkisizlik durumunun hakim olduğunu belirtiyor. Sadece o an yaşanan olaylara toplum olarak tepki verildiğini söyledi. Hakan Gündüz'ün açıklamaları olayları artık kişisel çıkar üzerine değerlendirip tepki vermekte olduğumuzu ifade ediyor. Aslında gelecekten ne kadar kaybettiğimizi, çocuklarımızdan ne kadar ödün verdiğimizi, çocuklarımızın geleceklerini çaldığımızı görmediğimizi savunuyor. Gündüz toplum olarak bunların farkında olmadan koma haline devam ettiğimizi yine aktarıyor. Yıllardan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta içinde kitlesel bir eylem yapıldığını da yine kaydetti. 20 yıl önce aşağı doğru kırılmanın çok net hissedildiğini ve bunun gözlemlendiği noktada toplum olarak tepki gösterilmediğini belirtiyor. Günü kurtarabiliyorsak geleceğe bakmıyoruz açıklamasını yaptı. Bu tepki hali süreci değiştirecek ve etkileyecek mi çok tartışılıyor. Soru işaretleri var çünkü biz bile kendimize güvenmiyoruz. Günü kurtardığımızda tekrar evlerimize çekiliyoruz şeklinde bir açıklaması var. Günü kurtaran evine çekiliyor. Sosyolog ve siyaset bilimci Hakan Gündüz'ün açıklamaları. Asgari ücret brüt 8.879 TL olmadı. Yine Barçın açıklamaları sürmanşette bu kez yine aktarmıştık. Asgari ücretle ilgili açıklaması. Salgın tablosu logo yanında 325 yeni vaka var. Dün yapılan test sayısına bakalım. 20.690. 325 pozitif vaka var. 176 kişi Lefkoşa'dan, 47 kişi Girne'den, 60 kişi Gazi Mausa'dan, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele'den, 17 kişi Lefke bölgesinden diye paylaşıldı. 325 yeni vaka olduğu aktarıldı. Bakalım sosyal medyadan paylaşıldı. Son olarak aktaralım. Taze fasulyenin kilosu güneyde yaklaşık 32 lira olarak aktarılıyor. Kuzeyde 62,90 olarak verildi. Kuzey ve Güney karşılaştırması yine gazetede gördüğümüz son haber oldu. Ve 7.34'e taşıdık saatleri. Tamamlıyoruz. Kısa bir haber turumuz var. Birazdan görüşmek üzere. Maliye Bakanı Sunat Atun, enflasyonla mücadele konusunda açıklama yaptı. Atun, enflasyonla mücadelede iyi planlama yaparak karar vermek, güvenilir olmak ve istikrarlı davranmak gerektiğini belirtti. Atun, vatandaşın alım gücünü önce korumak, sonra ileri taşımak için enflasyonla, kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için de iyi düşünerek doğru kararlar vermenin, güvenilir olmak ve istikrar doğrultusunda hareket etmenin görevleri olduğunu belirtti. Atun, gümrük vergilerinin tekrar gözden geçirilmesi konusunda ivedi olarak bakanlık bünyesinde bir komite oluşturarak çalışma başlatacaklarını açıkladı. Kanser Araştırma Vakfı'nın bu yıl 19.sunu düzenlediği Orkide Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün startı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.
Etkinliğin başında konuşan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Camgöz, yürüyüş için 1500 bilet satıldığını söyleyerek, Kanser Araştırma Vakfı'nın bu yıl Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile güç birliği yaparak ortak bir proje için adım attığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Mustafa Camgöz'ün Kanser Araştırma Vakfı çalışmalarına katkı sağlamak ve toplumda kanser konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı Orkide yürüyüşüne ilk günden beri katıldığını, etkinliğin önemli katkı sağladığını belirtti. Yürüyüşten elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın kanser araştırmaları için oluşturduğu fona aktarılacak. Mor Menekşe'de hem kültürün yaşatılması hem de ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla Mor Menekşe 1. Kültür, Sanat ve Üretici Şöleni düzenlendi. Etkinlikte standlar kurularak Kıbrıs kültürünün yansıtıldığı çeşitli ürünlerin satışı gerçekleştirildi, enginarla yapılmış yemeklerin ikramı yapıldı. Başbakan Faik Sucuoğlu etkinlikteki konuşmasında gelecek için sabırla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekerek temel gıda maddeleri dahil olmak üzere birçok noktada sıkıntı yaşandığını, bunun da aşılacağını belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise ekonomik hayata destek sağlayan bu tür etkinliklerin devam ettirilmesinin gerekliliği üzerinde durarak kültürün, toprakların, özgürlüğün ve devletin kıymetinin bilinmesini istedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünden itibaren polikliniklerde hizmet vermeme kararı alan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nı sağduyuya davet etti. Pilli, bu zor günlerde halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve sağlık altyapısındaki mevcut sorunları aşmak adına hükümet ve bakanlığın büyük çaba sarf ettiğini kaydederek eylem kararı alan tıp işi sağduyulu olmaya davet ederim, dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası su tüneli çıkışından kalkanla arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede 3,8 kilometrelik uzunlukta 2500 milimetre çapında boru döşenecek. Çalışmalara ilişkin konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülke topraklarının Anadolu'dan gelen suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve verimin artacağına işaret etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul'da Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü. Türk Hava Yolları'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, Ercan Havaalanı'nın İç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl Eylül ayında Gazimosa'da temeli atılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi'nin yapımı sürüyor. Yonpaş Metin Derinel Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Gazimosa bölgesinin yıllardır bir liseye ihtiyaç duyduğunu, inşaatın tamamlanmasıyla bölgede yaşanan yoğunluğun azalacağını söyledi. KITAMS, KAMUSEN, KAMUİŞ ve VERGİSEN bugün 8 ila 16-15 saatleri arasında Gazimosa ve İskele ilçeleri vergi dairesi ve motorlu araçlar şubelerinde yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır grevi yapacak. Sendikalar saat 10.30'da Gazimosa Vergi Dairesi Şubesi önünde basın açıklaması yapacak. Saatler 7.39 ve bir kez daha günaydın ve mutlu haftalar dileyelim. Eğer yoldaysanız radyo frekanslarımızı hatırlatalım. Yayınlarımız devam ediyor saat 7 itibariyle. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 frekanslarındayız. Yola çıkacak olanlar için frekanslarımızı hatırlatmış olalım. Haberleri bizden takip edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Türkiye'nin yazılı basına neler yansıdı? Birlikte bakalım yine. AK Parti'den 2022'yi kaybettik itirafı manşette. İktidar şimdi de enflasyon Aralık ayından sonra düşecek diyor diye gazete verdi.
Yurttaş ne yapacak? Alt başlığı var. Oyalama derdindeler yine alt başlıklarda. Son 20 yılın rekorunu kıran %61'lik enflasyon oranı ve durdurulamayan zamlar Yurttaş'ın belini günden güne büküyor. Enflasyonun önce Ocak, sonra da Nisan ayında tepe yapıp düşeceği belirtiliyordu. Şimdi de Aralık ayı bu noktada işaret ediliyor. Bununla ilgili ayrıntılar var. Ve yine ön sayfada gördüğümüz bir başka haber, bu faturalar ödenmez şeklinde yine enflasyonla ilgili olarak görüyoruz. 3,5 milyon aile elektriksiz, 1 milyon aile doğalgazsız kaldı diye aktarıldı. Bu faturalar ödenmez diye veriliyor. 2021 verilerine göre 3,5 milyon elektrik, 1 milyon da doğalgaz abonesi faturalarını ödeyemediği için elektriksiz, enerjisiz kaldılar. Bu veriler elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamların öncesine ait. Rakamlar krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor aslında. Ve fahiş zamları protesto eden moda sahnenin elektriği kesilince oyunlar ışıldak eşliğinde oynandı. Ekonomik kriz Google'da en fazla aranan konulara da yansımış durumda. En çok aranan iki konu arama motorlarında yurt dışı iş ilanları ve intihar şeklinde. Bu konuların aramalarda artış oranı önceki yıllara göre %5000 bir artış gösterdi diye gazete paylaştı. Bununla ilgili ayrıntıları veriyor. Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesine baktığımızda Milliyet gazetesi de temerrüt riski var diye manşetini paylaştı. Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'ya ekonomik bilek güreşine giren Rusya'nın dolar borcunu ödeyip ödeyemeyeceği bu hafta belli olacak. Ruble ile ödendi. Moratoryum ihtimali alt başlıklarıyla veriliyor ayrıntılar. Dünya çapındaki mal varlıkları dondurulan ve yaptırım uygulanan Rusya, dolar cinsi devlet tahvili nedeniyle bir asır sonra temerrüt riskiyle karşı karşıya. Moskova'nın 649 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyordu. Ancak Amerika, Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerini kullanmasını yasaklayınca Kremlin söz konusu miktarın ruble karşılığını özel hesaplara yatırdı diye veriliyor haberde. Moratoryum ihtimali yine alt başlıklarda, fakat farklı para biriminde, yani ruble ile borçların ödenmesi işlemin gerçekleşmemesi, yani temerrüt anlamına geliyor. Bununla birlikte Rusya'nın moratoryum ilan edebileceği de ihtimaller arasında. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya'nın döviz notunu taahhütlerini yerine getiremeyeceğine dair artan riskler nedeniyle seçici temerrüde dönüştürmüştü diye alt başlıklar da verildi. Yine Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dün Ukrayna'nın Mariupol kentinde öldürülen çocukların anısına bir gösteri düzenlendi. Ön sayfada görüyoruz, fotoğraf karesine burada yansıdı ön sayfada. Ve gösteride çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları kullanıldı diye manşet haberin fotoğraf karesi yansıyor. Görüyoruz, temerrüt riski var başlığının hemen altında. Fotoğraf karesine yansıdı bu eylem, bu gösteri. Gösteride çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları kullanıldı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Ukrayna'nın Mariupol kentinde öldürülen çocukların anısınaydı bu gösteri. TFX'e kadar F-16 blok 70, bakalım Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 adet F-16 blok 70 ile 80 adet savaş uçağının modernizasyonu için kit satın alma talebine nihai aşamada olumlu yanıt vermesi durumunda. Aralarında Rus üretimi Su-57'nin de bulunduğu yeni nesil savaş uçağı temin etme seçeneklerini gündem dışına alacak. Milli Muharip Savaş Uçağı envantere alınana kadar hava gücündeki ihtiyaç 120 adet F-16 blok 70 ile kapatılacak. TFX'e kadar F-16 blok 70. İkinci tura Macron ve Le Pen kaldı. Bakalım Fransa'daki duruma. Fransa'da 12 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler oldu? Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldılar. Sandık çıkış anketlerine bakıldığında Macron oyların %28.8'ini, Le Pen ise oyların %23.3'ünü aldı. Resmi sonuçları 13 Nisan'da açıklanacak bu seçimlerin. İkinci turu ise 24 Nisan'da yapılacak diye gazetede paylaştı. Ve bakalım, yine hayallerimin ötesine geçti haberi var ön sayfada, görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2017'de himayesinde başlattığı sıfır atık projesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Hayallerinin de ötesine geçerek uluslararası başarılara imza attığını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmesi var. Lider eşlerine dünyanın en önemli meselesi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele için ortak proje yürütülmesine yönelik bir de çağrısı geldi diye gazete aktarıyor. Umudun fidanına bakalım. 2021 yazında Akdeniz bölgesini uydulardan görebilecek şekilde ateş çemberine çeviren orman yangınları turizm cenneti Marmaris'te büyük zarar verdi Marmaris'e de. Bölgede yapılan iyileştirme çabalarının ardından Şubat'ta atılan fideler kayaların arasından yeşermeye başladı. Uzmanlar kendinden çimlenen fidelerin yangında hayatta kalmaları umutları artırdı. Doğaya şans vermeli ve bilimsel uygulamalarla kendisini yenilemesine izin vermeliyiz dedi. Umudun fidanı başlığıyla yansıdı bu haber. Geçiyoruz Akşam gazetesine. Utkucan Maganda'ya dönüştü manşetini görüyoruz Akşam gazetesinde de. Çocuklu kadın sürücüye dehşeti yaşatan Utkucan K. gözaltında pişmanım dedi ama bunun ilk magandalığı olmadığı da ortaya çıktı. Utkucan K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı diye gazete not düştü. Çocuk korkuyu yaşadı. İstanbul Maltepe'de kadın sürücüyü sıkıştıran Utkucan K. trafikte yakaladığı aracın aynasını yumrukla kırdı. Sürücünün videoya kaydettiği o anlarda araçtaki çocuğun ağlama sesleri duyuluyordu. Görüntüler yayılınca maganda gözaltına alındı. İfadesinde pişmanım, o bana çarptı küfretti dedi Utkucan. Sosyal medya videoları magandalığı alışkanlığa dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Utkucan o videolarda drift atıyor. Önüne koyduğu silahla yolda makas atarak ilerliyor diye aktarıldı. Utkucan magandaya dönüştü diye gazete verdi haberi. Ve sokaklarda 1200 ceset haberine bakalım. Rusların çekildiği bölgelerde 1200 cesede ulaşıldı Kiev çevresinde. Dün yeni bir toplu mezar daha bulundu. Ukrayna Başsavcısı Irina Venedikova, Rusların çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200'den fazla cesede ulaşıldığını açıkladı. Öte yandan uydu şirketi Maksar, Harkov yakınlarında 12 kilometrelik zırhlı araç konvoyuna ilişkin görüntüler yayımladı. Askeri uzmanlara göre hedef Donbas'ı batıdan kuşatmak diye veriliyor. Johnson yıkıma tanıklık etti bu arada. İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenski ile görüştükten sonra savaşın izlerini taşıyan Kiev'i turladı. Ukrayna'ya yeni yardım sözü de verdi. Johnson, İngiltere Başbakanı Johnson'ın bölge ziyareti de habere yansıdı. Yine ön sayfaya bakalım. Sıfır atık hayallerimi aştı. Emin Erdoğan'ın açıklamaları yine paylaşmıştık. 5. yılda öncülük ettiği sıfır atık projesiyle ilgili değerlendirmeleri var. Bununla ilgili olarak aktarıldı. Geçiyoruz Türkiye'ye. İstanbul zirvesi sabote edildi başlığını görüyoruz. Rus teorisyen Dugin'den bazı açıklamalar geldi. Alexander Dugin'in açıklamaları bunlar. Bursa katliamının Batı ve derin Ukrayna eliyle hazırlanmış bir senaryo olduğunu savunduğu açıklaması var. Rus stratejist ya yeni dünya düzeni yıkılır ya da dünya yangın yerine döner diye konuştu. Hedef barış misyonuydu. Liderlerin görüşme ihtimali bitti. Konuyla ilgili ayrıntılarda Rus vahşeti yine aktarıldı. Tabelaya rağmen çocukları vurdular. Kiev'e bağlı Andriyivka köyünün halkı evlerinin kapısına çocuk ve kadınlar var yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Ukrayna şimdiye kadar 177 çocuğun öldüğünü duyurdu diye ayrıntılar veriliyor. 13 kilometrelik Rus konvoyu doğuya ilerliyor diye yine savaştan son notlarda gazeteden paylaşıldı. Ve kabusa tedbir, kazaya bariyer, otobanlarla ilgili bir haber de var. Motosiklet kazalarında can kaybını önlemek için otokorkuluk konuluyor bu otobanlara. Bununla ilgili haber. Yeni başbakan belli oluyor. Mücadele yeni başlıyor. Pakistan kaynıyor bu arada. İmran Han hükümeti güvensizlik oylaması sonucu düştü. Meclis bugün yeni başbakanı seçecek. 172 oy alan hükümeti kuracak en güçlü aday Şahbaz Şerif, İmran Han oylama öncesi özgürlük mücadelesi yeniden başlıyor diye res çekti.
Bu Pakistan'la ilgili haber. Fransa'da da seçim var. Macron, Le Pen ikinci tura kaldı yine. Aktarmıştık. Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü'de pazara ve markete çıkan vatandaşlar böyle diyor dedi. Eskiden bir kişi çalışıp 4 kişilik bir aileye bakıyordu. Ama şimdi 4 kişi çalışıp bir aileye bakamıyor. Vatandaşların değerlendirmeleri. Yeni ekonomi modeline burada bir eleştiri var. Vatandaşı sefalete sürüklediğine dair halk gelirinin azlığından ve ailesine bakamamaktan dolayı şikayetçi. Memleket bitmiş tükenmiş, geçim zorluğu her yerde, vatandaşın açıklamaları burada aktarıldı. Her gün zam zam, bittik, geçim zor, ay sonu gelmiyor yine vatandaş diyor. Cebimiz boş, maaş 15 günde bitiyor, yazık yeter artık diye açıklamaları burada aktarıldı. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak'ta sıfır atık konusunda hayallerimin ötesine, sıfır atık hayallerimin ötesine geçti. Emine Erdoğan açıklamalarını manşete aldı burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan mimarı olduğu sıfır atık projesinin hayallerinin çok ötesine geçtiğini söyledi. Bugün projenin ülkemizde, bugün projenin 7'den 70 herkes tarafından bilindiğine şahitlik ediyorum açıklamasını yaptı. Bu bizi çok sevindiren, ülkemiz adına önemli bir kazanım. Sıfır atık kavramı hepimizin hayatına girdi şeklinde değerlendirmesi var konuyla ilgili. Doğu cephesinde büyük savaş hazırlığı var. Ukrayna'da Kiev çevresinden püskürtülen Rus ordusu ülkenin doğusunda taarruz hazırlıklarını hızlandırdı haberi de yine ön sayfada. O büyükelçi Almanya büyükelçisiydi haberi de. Altılı masada Brexit bölgesi, yuvarlak masa altılısının Avrupa Birliği soslu 28 Şubat bildirisinin perde arkası. İçişleri Bakanı Soylu'nun bomba açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazandı diye gazete bir başka haberi de aktardı. Hürriyet'e geçelim. Elmas gibi parladı diye gazete veriyor manşetini bugün. Ve bakalım, atık kağıt toplayan 5 çocuklu ailenin tek kızı Elmas Aruz. Bugün 6 belgesel, onlarca reklam filmi çeken ödüllü bir yönetmen. Elmas'ın hayatı film senaryosundan farksız bir başarı öyküsü var manşette bugün gazetenin manşetinde. Ön sayfadan aktarıldı. Sıfır atıkta hayallerin ötesinde başarı haberi de bugün tüm gazetelerde yer buldu. Emine Erdoğan'ın açıklamaları, çevre editörlüğü kurulması dolayısıyla bir röportaj verdi. Bununla ilgili açıklamaları var. 2017'de başlamıştı sıfır atık projesi. Hayallerinin de ötesine geçerek uluslararası başarılara imza attığını söyledi Emine Erdoğan açıklamaları. Sabahtayız bakalım. Sabah son gazete aktaralım. Sıfır atık dünya markası oldu. Bu kez manşette haber. First Lady Emine Erdoğan himayelerinde başlatılmıştı sıfır atık projesi. Bu projeyi değerlendirdi Emine Erdoğan. Hayallerimin ötesine geçti. Uluslararası başarılara imza attı. Ülkem adına gurur duyuyorum açıklamasını yaptı. 5 yılda 2.44 milyar tasarruf olduğu notlarda. Bununla ilgili ayrıntılar var. Emine Erdoğan leblebi de burada bizimle çalışıyor. Bahçenin keyfini çıkarıyor. Bir labrador, sevimli bir labrador leblebi. Fotoğraf karesi de yansıdı. Ve böylece noktaladık. Türkiye manşetlerinin sonundayız. Güney Kıbrıs'a geçelim. Güney Kıbrıs manşetlerine bakalım şimdi de ve ilk gazetemiz Alitia. Alitia gazetesi sürekli yeni toplu mezarlar keşfediyorlar başlığını çekti bugünkü manşet haberine bakalım. Rusya Ukrayna savaşının ikinci aşamasına değiniyor. Cumartesi günü Kiev'e yakın Buzova köyünde 10 sivilin öldürülerek içine atıldığı toplu bir mezarın daha bulunduğu aktarıldı. Gazete Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin doğuda Rus birlikleriyle çetin bir savaşa hazır olduklarını açıkladığını, bu arada Ukrayna'dan gelen çocuklara tecavüz edildiği yönündeki iddiaların da ürkütücü olduğunu yazdı.
Bir diğer ön sayfa haberinde Rum lider Nikos Anastasiadis'in bu haftaki temaslarının gündeminde özellikle Kıbrıs konusuyla birlikte Güney Kıbrıs ekonomisinin büyüme perspektifinin yer alacağı yazıldı. Rum liderin Kıbrıs konusunda yeni bir BM Kıbrıs özel temsilcisi atanması konusunu yeniden gündeme getireceğini, bu arada Kıbrıs Rum tarafının tezleriyle birlikte güven artırıcı önlemlerle ilgili önerisini de sunmasının beklendiği aktarıldı. Filelefteros gazetesine bakalım. Manşet haberindeyiz. Cinayetler için haykırış başlığı var. Ukrayna'nın 5500 savaş suçu araştırması başlattığını ve Kiev yakınlarında 1200 cesedin daha bulunduğu aktarıldı. Detaylara bakalım. Ukrayna'daki düşmanlıkların tırmandığını ve ülkenin doğusundaki bölgelerde sivillerin evlerini terk etmeye devam ettiklerini yazıyor gazete. Sadece Kiev'den 1200'ün üzerinde sivile ait cesedin çıkarıldığını ve Ukraynalı yetkililerin 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgalinden bu yana 5600 savaş suçu soruşturması başlattığını yazdı. Haber, savaşın başlangıcından itibaren Putin'le görüşecek olan ilk Avrupalı lider bugün Moskova'da spotuyla verildi. Filelefteros'un bir diğer haberine bakalım. 2023 Rum başkanlık seçimleri ışığında AKEL ve DIKO partileri arasında işbirliğine gidilmesi umutlarının tükendiğini yazarak parti başkanları Stefanos Stefano ve Nikolas Papadopoulos'un bir araya gelmelerinin artık neredeyse imkansız olduğunu ve AKEL'in kendi mühürüyle ilerici bir değişim istediğini aktarıyor. Politis'e geçelim. Politis gazetesindeyiz. Ve Macron Şanzelize'de ikinci dönem göreve yakın başlığı var manşette. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un net galibiyeti dolayısıyla Avrupa'nın rahat bir nefes aldığını yazdı. Detaylarda dün Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un %28'lik oyla yarışı önde götürdüğünü bildiriyor gazete. Rakibi Marine Le Pen ise %23 oy oranı aldığı aktarıldı. Gazete Macron ve Le Pen'in yarışacağı seçimlerin ikinci turunun 24 Nisan'da yapılacağını belirtti. Bir diğer haberinde ise Politis, Güney'de muhalefet kanadı arasında 2023 Rum başkanlık seçimlerinde desteklenecek ortak aday bulma arayışlarının başarısızlığa doğru sürüklendiğini yazıyor. Parti liderlerinin ortak stratejik hedeflere ulaşamadıklarını ve merkez sağda 2003'ün felaket senaryosunun geri dönüyor gibi göründüğünü aktardı. Haravgi'ye geçtiğimizde Haravgi gazetesinin manşet haberindeyiz. Durgunluk Türkiye'nin değerinin yükselmesine zemin kazandırıyor başlığı var. Detaylarda AKEL Partisi'nin defalarca kez Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmesinin söz konusu olmadığını her yöne bildirdiğini yazan gazete, son haftalarda yaşanan dramatik jeopolitik değişikliklerin Türkiye'nin gücünü ve rolünü yükselttiğini yazdı. Bu arada ilerici Kıbrıslı Türklerin ise Kıbrıs müzakere sürecinin acilen yeniden başlamasını istedikleri belirtiliyor. Bir diğer habere baktığımızda Güney Kıbrıs'ın Rum Bakanlar Kurulu'nun aldığı son karara göre bugünden itibaren koronavirüs tedbirlerinde bir takım gevşemelere gidileceği duyuruldu. Açık alanlarda zorunlu maske kullanımının kaldırıldığını, mekanlara girişte talep edilen Safe Pass uygulamasının bir takım şartlar altında kaldırıldığını, semptom gösterildiğinin hissedilmesi durumunda kişilerin evde kendi kendilerine test yapacaklarını ve temaslı olunması durumundaysa 3 ve 5. günlerde hızlı test yapılması ve buna benzer tedbirlerin öngörüldüğünü aktarıyor. Böylece tüm manşetleri noktaladık. Saatleri de 7.58'e taşıdık. Saat başında görüşmek üzere. 1001 Konu 1001 Konuk programında bu haftaki konuğumuz tiyatro oyuncusu Aytun Şabanlı olacak. Sahneyi, tiyatroyu ve Ay Düşüncesi Aforizma Günlüğü 1001 isimli kitabını konuşacağımız eğlenceli, keyifli bir program sizleri bekliyor. 1001 Konu 1001 Konuk 11 Nisan Pazartesi saat 20'de BRT1'de. Her Şeyin Başı Sağlık Programı'nın bu salı konuğu Yakında Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hamza Duygu. Kalp ve damar sağlığı için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak olan Duygu, Ceren Aksu'nun sorularını yanıtlayacak. Sizin de sorularınızla katkı koyabileceğiniz Her Şeyin Başı Sağlık, salı saat 17.05'te BRT1'de.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları BRT SMS paketiyle anında cebinizde. KKTSL ve Telsin Vodafone'dan abone BRT yazıp 4277'ye mesaj gönderip BRT SMS paketine abone olabilirsiniz. Saat başında devam ediyoruz. Maliye Bakanı Sunat Atun, vatandaşın alım gücünü önce korumak sonra ileri taşımak için önce enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için de iyi düşünerek doğru kararlar vermenin, güvenilir olmak ve istikrar doğrultusunda hareket etmenin görevleri olduğunu belirtti. Atun, gümrük vergilerinin tekrar gözden geçirilmesi konusunda ivedi olarak bakanlık bünyesinde bir komite oluşturarak çalışma başlatacaklarını açıkladı. Bakan Atun enflasyonla mücadele konusunda açıklama yaptı. Maliye Bakanı Sunat Atun enflasyonla mücadelede iyi planlama yaparak karar vermek, güvenilir olma ve istikrarlı davranmak gerektiğini belirtti. Bakan Atun yaptığı açıklamada alkollü içkilerle ilgili olarak çok uzun bir süredir fiyat istikrar fonunda düzenleme yapılmadığını, yaşanan enflasyon nedeniyle alkollü içeceklerde devlet gelirlerinde artışa gidilmesinin sağlıklı, çağdaş, mali ve ekonomik aklın bir gereği olduğunu belirtti. Atun, Başbakan'ın gösterdiği hassasiyet üzerine gümrük vergilerinin tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmesi için Maliye Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi çalışma başlatacaklarını açıkladı. Pandemi süreci ve Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye'deki gelişmeler ve ihmaller sonucu ülke maliyesinin ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu belirten Atun, gelirleri artıracak ekonomik adımlar atmak, mali düzenlemeleri yapmak, giderleri azaltmak zorunda olunduğunun, bunun sektörlere destek vermek, alım gücünü yükseltmek için şart olduğunu söyledi. Bakan Atun, yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik daralma sürecinde yapılması gerekenlerle sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti. Ülke maliyesinin ciddi bir sıkıntı içinde bulunduğunu anlatan Atun, diğer tüm ülke ekonomilerinin de zor bir sınavdan geçtiğini ifade etti. Atun açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu süreci en kolay atlatacak olan ülkeler haliyle gelir ve ekonomik gelişmişlik düzeyi en güçlü noktada olan ülkelerdir. Bu nedenle bizim önce kendi evimizi toparlamamız ve ekonomimizi kendi ayakları üzerinde durabilecek noktaya taşımak için gerekli kararlılığı göstermemiz bu sürecin en önemli noktasıdır. Bu süreçte de vatandaşımızın gelir düzeyini mümkün olan en azami noktada korumaya da dikkat göstererek gerekli uygulamaları hep birlikte sürdürebilmeliyiz. Elbette anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi bu dönemde de en güçlü desteğiyle yanımızda olacaktır. Bununla birlikte iç ekonomik dinamiklerimizi etkin ve verimli bir şekilde harekete geçirmeli, her düzeyde gelirlerimizi artırmak, giderlerimizi de azaltabilmek için gerekli çalışmayı tüm kesimlerimizle birlikte başarabilmeliyiz. Tüm kesimleri içerisinden geçtiğimiz olağanüstü sürecin bilincinde ve sorumluluğunu taşıyarak hareket etmeleri ve doğru mesajları vermeye özen göstermelerinin doğru olacağına inanmaktayım. Vatandaşın alım gücünü önce korumak, sonra ileri taşımak için önce enflasyonla mücadele edilmesi, doğru kararlar verilmesi, güvenilir olmak ve istikrar doğrultusunda hareket etmek görevimizdir. Kanser Araştırma Vakfı'nın bu yıl 19.sunu düzenlediği Orkide Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu Faventos Sapa, Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşün startı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi. Yürüyüşten elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın kanser araştırmaları için oluşturduğu fona aktarılacak. Kanser Araştırma Vakfı'nın bu yıl Cengo Vakfı ve yine Telsiman'a sponsorluğunda düzenlediği Orkide Yürüyüşü'nün 19.sü düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz gibi az sonra bu yürüyüş başlayacak. Bu yıl yürüyüşe 800 kişilik bir katılım bekleniyor. Ve yürüyüş bu Famento Sapağı ile Taşkent Doğa Parkı arasındaki 9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Evet ustak başlıyor. Evet, arkadaşlar.
Etkinliğin başında konuşan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Camgöz, bu yılki yürüyüş için 1500 bilet satıldığını ve 800'ü aşkın katılım beklediklerini ifade ederek, Kanser Araştırma Vakfı'nın bu yıl Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile güç birliği yaparak ortak bir proje için adım attığını kaydetti. Benim Londra'da yaptığım bazı çalışmalar bu kanser türüne çok uygun. Onun moleküler mekanizmasına karşı bizim geliştirmiş olduğumuz ilaç var, bir antikorumuz var. Şimdi bunu ele aldık ve bu denemeler başlayacak. Tabii bir günde insanla değil, alttan başlayıp yavaş yavaş insana kadar ulaşacağız, hiç şüphem yok. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşmasında, pandemi nedeniyle bir süre dijital ortamda gerçekleştirilen orkide yürüyüşünün yeniden aktif bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kanseri hep birlikte yeneceğiz mottosuyla çıkılan yolda bir yandan bilimsel çalışmalara destek sağlandığını, diğer yandan da toplumda kanserle mücadele konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldığına vurgu yaptı. Tabii sinerjimiz çok yüksek, mottomuz belli, kanseri hep birlikte yeneceğiz diyoruz ve bu mottoyla birlikte gittikçe bu katılımı da artırıyoruz. İkinci bir vakıf ki aramıza katıldı, Cengo Vakfı. Tabii ki bu aynı zamanda hani bir sloganla yenilecek bir konu değil. Son derece bilinçli gitmek lazım. Bilimsel araştırmalara önem vermek lazım. Dolayısıyla Sayın Camgöz'ü bu noktada her zaman destekledik. Her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ve bu birliktelik, bu sinerji umarım gelecek etkinliklerimizde büyüyerek devam edecek. Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise Kanser Araştırma Vakfı ile imzaladıkları 4 yıllık nöroblastomda protokolüyle güç birliği yapıp kansere karşı mücadeleyi bilimsel bir projeyle birleştirdiklerini belirterek orkide yürüyüşünün de bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Çok güzel bilimsel bir projeyle birleştirdik. 4 yıllık bir protokol imzaladık KAV ile birlikte ve bugünkü yürüyüşün de bir parçası olmaktan tüm Cengo severler olarak ve tümü burada görüyorsunuz, okulundan en az 50 kişi, 60 kişi burada. Bütün Cengo ve Cengo'yu sevenler olarak teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiği için. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Mustafa Camgöz'ün Kanser Araştırma Vakfı çalışmalarına katkı sağlamak ve toplumda kanser konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı orkide yürüyüşünün bu yıl 19.sunun düzenlendiğini belirterek, ilk günden beri katıldığı bu etkinliğin bu amaçla önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti. Bu kez Özlem Eminoğlu hanımefendinin Süleyman Cengiz Vakfı ile birlikte daha güçlü bir şekilde bu etkinliğin düzenlenmesinde ortaya koyan büyük irade, büyük çalışmayı kutluyorum. Ve herkese katıldıkları için de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok etkilendim. Gerçekten duygulandım. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkemizde böyle güzel organizasyonlara insanlarımızın bu şekilde ilgi göstermesi, katılmaları bize bir güven vermektedir. Dolayısıyla İngiltere'den de aramızda bulunan misafirlere bir kez daha hoş geldin demek istiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum ama önemli olan tabii ki farkındalığın, duyarlılığın ve bu kanserle ilgili Mustafa Camgöz gibi bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlere paylaşmak istiyorum. Mustafa Camgöz bizim kendi kardeşimiz, arkadaşımız. Londra Üniversitesi'nde benim de İngiltere'de bulunduğum yıllarda bir isim yapmış bilim adamı olarak ve bütün bu çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buradaki üniversitelerde de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle 2 yıl aksayan ve dijital ortamda yapılan orkide yürüyüşünün bu yıl aktif katılımla yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, ülkede ve dünyada çevre ve sağlık alanında çeşitli sıkıntıların devam ettiğini, sağlığın korunması içinse çevrenin korunması gerektiğini belirtti. İnsanlarımızın daha bilinçli olması için gıdasını, yaşam felsefesini, sigara içmemesini, bağımlı olmasını, artık bunları o kadar söyledik ki sosyal medyanın da elbette etkinliğiyle bütün bunlar insanlarımıza iletilmektedir. Eskiden iletişim o kadar yaygın değildi, iletemezdiniz, anlatamazdınız. Şimdi artık o konuda artık herhalde bir eksikliğimiz yoktur. Medyayla iletişim imkanlarımıza, insanlarımızın eğitimiyle ve duyarlılığıyla ve dünyayla entegre olmuş bir Kıbrıs Türk halkı bu ambargo ve izolasyonlara rağmen her yerde yaptığımız çalışmalarda her konuda değerli insanlarımızın bu konuları sürekli olarak gündeme doğru yerlerde getirmesiyle bu bilinç ve dolayısıyla bu farkındalık burada vardır. Konuşmaların ardından Bufafentos sapağından başlayan 9 kilometrelik yürüyüş Taşkent Piknik Alanı'nda son buldu.
Taşkent Piknik Alanı'nda kurulan dinlenme yerine gelen katılımcılar burada çocukların sunduğu jimnastik ve dans şölenini izledi. Daha sonra hediye çekilişi gerçekleştirilen etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edildi. Geleneksel olarak düzenlenen orkide yürüyüşüne katılanlar da duygularını Berete mikrofonuna aktardı. Çok güzel bir yürüyüştü. Özellikle hedefi beni çok etkileyen bir yürüyüş. Çünkü Cengiz, Cengo bizim çok sevdiğimiz bir öğrencimizdi. Geçmiş yıllarda da ben katıldım. Her zaman çok güzel bir organizasyon. Çok ince detaylar düşünülmüş. Parkur çok güzeldi. Bu kadar katılımın olması da beni çok mutlu etti katılan biri olarak. Kansere karşı savaşmamız gerektiğinin farkındalığı artması gerekir toplumda. Erken teşhis, yani sürekli kontrol yapılması, aslında düzenli kontrol yapılması. Bazı alışkanlıklarımız var maalesef, yani yeme alışkanlıklarımızı da kontrol etmemiz lazım. Ya da sporu hayatımıza katmamız da lazım. Mor Menekşe 1. Kültür, Sanat ve Üretici Şöleni dün gerçekleştirildi. Başbakan Faik Sucuoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada ekonomik sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıları aşmak için mücadele verildiğini belirtti. Mor Menekşe'de hem kültürün yaşatılması hem de ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Mor Menekşe 1. Kültür, Sanat ve Üretici Şöleni düzenlendi. Etkinlikte standlar kurularak Kıbrıs kültürünün yansıtıldığı çeşitli ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Enginarla yapılmış yemeklerin ikramı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra gün nedeniyle konuşmalara yer verildi. Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Toktay, etkinliğin amacının kadın emeği sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamak ve kültürün geleceğe taşınmasına imkan tanımak olduğunu belirtti. Yeni Boğaziçi Çocuk Belediyesi Başkanı Sevilay Öztemiz de esas şenliğin Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin refaha kavuştuğu gün yaşanacağına vurgu yaparak herkese aydınlık bir gelecek diledi. Mor Menekşe Muhtarı Saim Aytürk de Mor Menekşe'nin ayakta kalması için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Ünal da dört kuşaktan bu yana ipek iplik üretimi yaptıklarını, Bursa'da şu an çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve buraya da aynı projeleri taşıma arzusunda olduklarını belirtip, kültürleri yaşatmanın önemli olduğunu ifade etti. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise bölgenin festivaller beldesi olduğunu hatırlatarak bu sayede aile ekonomisine destek sağlandığını belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu da etkinliğe katılarak yaptığı konuşmada pandemi ve Rusya Savaşı'nın tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilediğini anımsatarak dünya ekonomisinin gördüğü zarar karşısında tüm dünya insanının bu yönde büyük mücadele verdiğini ifade etti. Temel gıda maddeleri de dahil olmak üzere ulaşmakta dünya ülkeleri olmak üzere biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sıkıntı çekiyoruz. Arpa bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Buğday bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ayçiçeği yağı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Bugün bunları unutalım. Bugün ülkenin birçok noktasında ürettiklerini buraya getirip burada sunan, satışa sunan arkadaşlarımızı, üreticilerimizi destekleyelim. Bu festivaller, bu şölenler aynı zamanda ticari anlamda da bölgesel katkı sağlayan vesilelerdir. Etkinliğin son konuşmasını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı. Töre, Mor Menekşe'nin kültür ve sanatın başkenti olduğunu vurgulayarak, kültür, sanat ve üretime toplum olarak büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. Kültür, sanat faaliyetleri ve üretici faaliyetleri ev ekonomisine de çok ciddi katkılar sağlamaktadır ve sosyal hayatımızı da, aile düzenimize de büyük katkıları olmaktadır. Ev ekonomisi deyip geçmeyelim, bu hayat pahalılığında ne kadar zorluklar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu toprakların kıymetini bilelim, özgürlüğün kıymetini bilelim, devletimizin,
kıymetini bilelim. Etkinlikte daha sonra çeşitli folklor ekipleri halk dansları gösterisi sundu. Tıp İş bugünden itibaren polikliniklerde hizmet vermeme eylemi başlatıyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli tıp işi sağduyuya çağırarak halka sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmamaya çağırdı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, polikliniklerde hizmet vermeme kararı alan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nı sağduyulu olmaya davet etti. Pilli, bu zor günlerde halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve sağlık altyapısındaki mevcut sorunları aşmak adına hükümetin ve bakanlığının büyük çaba sarf ettiğini kaydederek şunları belirtti. Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan tıp işle diyalog yoluna girmeye hazır olduğumu kamuoyuyla paylaşmak isterim. Halkın sağlığının her şeyden önce geldiğinin bilinciyle sağlıkla ilgili tüm sendika ve paydaşlarla görüşerek sıkıntıları birlikte aşabileceğimizi bir kez daha dile getirir, eylem kararı alan tıp işi sağduyulu olmaya davet ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası su tüneli çıkışından Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarımsal amaçlı sulama için önemli adımlardan birinin daha atıldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası su tüneli çıkışından Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede 3.8 kilometrelik uzunlukta 2500 milimetre çapında boru döşenecek. Birinci etabı Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenen ihalede şu ana kadar 1,5 kilometre uzunluğunda borular ülkemize gelirken geriye kalan borular da çalışmalar süresince gelmeye devam edecek. 5.6 kilometre uzunluğunda 4.20 metre çapında olan tarımsal amaçlı sulama tünelinin inşaatı Ocak 2022'de tamamlanmıştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla ülkemize ulaşan su projesinin bir diğer önemli aşaması olan tarımsal amaçlı sulamada boruların döşenmesinin başlanmasıyla önemli bir adımın daha atıldığını ve bundan büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Ülke topraklarının Anadolu'dan gelen suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve verimin artacağına işaret eden Bakan Oğuz, içme kullanma suyu yanında tarımsal amaçlı sulamayı da kapsayan projeye destek verip, hayata geçirilmesi için büyük katkılar ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkürlerini iletti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile İstanbul'da görüştü. Bakan Arıklı, Ercan Trabzon seferlerinin başlamasını istedi. Yeni bir milli havayolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu amaçla gittiği İstanbul'da Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü. Türk Hava Yolları'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağıya çekilebilmesi içinse her bilet için ödenen yaklaşık 600 Türk liralık vergide indirim yapılması gerektiğini söyledi. Ercan Havaalanı'nın iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyleyen Ekşi, yeni Ercan terminal binasının bitmesiyle Ercan'a geniş gövdeli uçakların da inebileceğini, böylece maliyetlerin düşmesiyle bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yapımı devam eden Yonpaş Metin Deriner Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gazi Mausa bölgesinin yıllardır bir liseye ihtiyaç duyduğunu belirten Çavuşoğlu, okulun tamamlanmasıyla bölgede yaşanan yoğunluğun azalacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz yıl Eylül ayında Gazi Mausa'da temeli atılan Yonpaş Metin Deriner Lisesi'nin yapımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre
İki bloktan oluşacak ve 700 öğrenciye eğitim yuvası olacak okul binasında 28 sınıf, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odaları, kafeterya ve idari birim odaları yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yapımı devam eden Yonpaş Metin Derinel Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gazi Mousa bölgesinin yıllardır bir liseye ihtiyaç duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Yonpaş Metin Derinel Lisesi'nin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan yoğunluğun azalacağını söyledi. Çağdaş ve modern bir okulun eğitime kazandırılacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, yeni okula Haziran ayından itibaren kayıt almayı hedeflediklerini dile getirdi. Kamu özel işbirliğinin önemine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, eğitime yaptıkları bu yatırımla geleceğimize sahip çıkan Derinel ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeni okulumuzun ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim dedi. Girne'deyiz, haftanın ilk gününde arkadaşımız Özlem Tüylüoğlu ile bir bağlantı gerçekleştirelim. Bakalım neler aktaracak bize Girne'den. Günaydın Özlem, sendeyiz. Günaydınlardan tüm izleyenlerimize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Bugün konuğumuz Taşkent Doğa Parkı'ndan, Taşkent Doğa Parkı gönüllüsü, ayrıca solist, saksafonist Serdar Tuksal. Bugün hem Taşkent Doğa Parkı'nın faaliyetleri hakkında bilgi alacağız ondan, hem de 17 Nisan'da gerçekleşecek, Doğa Parkı'na katkı sağlamak amacıyla gerçekleşecek bir etkinlikleri var. Onunla ilgili olarak da detayları öğreneceğiz. Bunun duyurusunu yapmış olacağız bu ekranlardan. Günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydınlar herkese, merhaba. Herkese iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler öncelikle Özlem, bizi buraya davet ettiğiniz için. Çünkü yaban hayatıyla ilgili farkındalığı arttırmak ve insanları bizim Taşkent'e çekmemiz ve oradaki etkinliğe davet etmemiz çok önemli. Öncelikle herkese iyi bir hafta geçirmelerini diliyorum. Evet, şimdi öncelikle 2016 yılında kuruldu Taşkent Doğa Parkı. Yaban hayatını geliştirmek için ve çevre konusunda da bir farkındalık, sürdürülebilirlik ve farkındalık sağlamak için. Öncelikle kuruluş amaçları hakkında kısa bir bilgi alalım, faaliyetleri hakkında. Aynen senin söylediğin gibi Taşkent Doğa Parkı, biz artık sadece Doğa Park diye geçiyoruz. Ama 2016 yılında kurulduğunda çok biraz daha küçük bir ekiple kuruldu. Tabii ki buradaki amaç işte yaban hayatına çeşitli yollardan zarar görmüş, yaralanmış, bakıma ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan canlıların yardımına koşmak. Onlara tıbbi tedavi ve barınma olanağı sağlamak. Bir de onun dışında adamıza kaçak yollardan getirilmiş diğer yaban hayatı canlıları var. Onları da bir şekilde normalde burada olmamaları lazım ama işte o daha en azından uygun koşullarda barınmalarını sağlamak için kurulmuş bir kurum. Ama 2016 yılında kurulduğunda çok küçük çekirdek bir grupla kuruluyor bu tesis. Çok küçük bir tesis olarak kuruluyor. Bugün 2022 yılına gelindiğinde bu iş çok daha farklı bir noktaya gelmiş oldu. Çok büyüdü, inanılmaz geniş bir alana yayılmaya başladı iş. Gelen vaka sayıları inanılmaz derecede arttı. Özellikle av döneminde farkında olmadan avcılarımızın yanlışlıkla ve istemeyerek yaptıkları bazı kazalar sonucunda yaralanan canlarımız ya da mesela şimdiki zamanda olduğu gibi biliyorsun şimdi işte yılanların uyanma zamanı. İşte gerek trafikte yanlışlıkla zarar gören canlılar ya da av esnasında zarar gören canlılar ya da yanlış tedavi görmüş ya da yanlış bir şekilde davranmış olan canlılar ya da buraya göç yolu üzerinden gelip de göç yolunu olup göçünü tamamlayamayan yaban hayatı canlılarını biz tesisimize alıyoruz. Orada ilk muayenelerini yapıyoruz. Muayenelerinin ardından tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Tedavilerinin ardından rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Rehabilitasyonlarının ardından doğaya geri dönebilecek olanların geri dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Doğaya geri dönemeyecek durumda olan canlılar da tesisimizde bizim misafirimiz olarak kalmaya devam ediyorlar. Tabii ki bunun maliyeti oldukça yüklü ve yüksek. Bakım masrafları çok yüksek. Kullanılması gereken alanlar, tesisler çok fazla, sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir şey bu yapı. Çünkü ilk başta atıyorum yılda 40 canlı geliyorsa bu her sene katlanarak devam etti. Ve işte geçen sene 1000'in üzerinde yaban hayatı canlısı Kıbrıs Yaban Hayat Hastanemize geldi bizim. Doğa Park Yaban Hayat Hastanemize geldi. Ya da bunların biz bir kısmını tabii ki geri döndürüyoruz. Ya aşağıda yukarı %50-%60 bir başarı oranımız var tekrar doğaya salmada ki bu dünya genelinde çok yüksek bir oran. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Taşkent Doğa Park ve Kıbrıs Yaban Hayat Hastanesi Araştırma Enstitüsü
şu anda Akdeniz Havzası'ndaki en büyük, en gelişmiş, en geniş alana sahip ve imkanlar açısından da, tedaviler açısından da, başarı açısından da yüksek başarılara imza atmış olan bir tesis. Personel, kaç kişilik bir personel çalışıyor? Gönüllülük esasıyla çalışma da var. Tabii ki veterinerler, biyologlar, hani oldukça çeşitli. Gönüllülük esasıyla nasıl katkı sağlanabilir? Bunları da alabilirsin. Şimdi mesela orada tabii ki belli sabit bir personel var. Bu personel orada işte günlük işleri yapan, hayvanların kafeslerini temizleyen, bakımlarını yapan, bir de onun dışında işte dışarıdaki hayvanların kurtarılması için çalışan günlük personel var. Onların taşınması, getirilmesi, tedavisi. Düzenli olarak çalışan veterinerler ve biyologlar da var orada. Bunların dışında bir de yurt dışından gelen gönüllü olarak, bazen Erasmus programıyla gelen, bazen de işte staj için gelen yabancılar da geliyorlar. Sayı sürekli olarak değişiyor. Ama sabit personel, bir 10-15 personel var orada sürekli çalışan. Ve onların tabii ki doğal olarak bir işletim giderleri var, bir masrafları var. Nasıl sağlanıyor bu dönüşüm? Yani ciddi bir masraf gerektiriyor bunu idame ettirebilmek. Bu konuda mutlaka sıkıntı yaşanıyordur. Hani tesisi büyütmek gerekiyor belirli noktalarda büyük ihtimalle. Tabii ki şöyle, yani mesela bazı şirket bağışçılarımız var. Bunlar bize aylık olarak bağışta bulunuyorlar. Bir de SMS bağışçılarımız var. Bir de biz bunların dışında bu yaptığımız etkinliklerle mümkün olduğu kadar kaynak toplamaya çalışıyoruz. Ama bu kaynakların hiçbiri yeterli olmuyor. Açıkçası durum bu. Selvi Restoran Taşkent Doğa Parkı'na bağlı. Selvi Restoran kapalı kaldı pandemi dönemi boyunca. Oradan da gelen bir takım kaynaklar vardı. Onlar da ortadan kalkmıştı. Şimdi tekrar Selvi Restoran açıldı. Orada tekrar yemekler verilmeye başlandı. Biraz da oradan da kaynak gelecek. Ama esasen tabii burada şirketin CEO'su kurucusu olan Kemal Basat'ın kendi kaynakları üzerinden harcanan ciddi rakamda paralar var. Asla ve asla yeterli olmuyor. Yani çok basit bir şey söyleyeyim size. Sadece tabii bu daha önceydi, elektrik zamlarından önceydi. Hayvan hastanesinin, yaban hayat hastanesinin ve araştırma merkezinin, onun dışında deniz canlıları merkezinin aylık sadece elektrik gideri belki de 45-50 bin TL'ydi şeyden önce, zamlardan önce. Şimdi tabii ki daha farklı yani. Şimdi değinelim aslında. Çevre Eğitim Merkezi olarak da faaliyet gösteriyor Taşkent Doğa Parkı. Sonuçta bu önemli. Hem siz belki okullara gidiyorsunuz hem de okullar aslında sizlere gelip gözlemlerde bulunuyorlar. Bu da önemli bir hizmet. Neler yapılıyor? İlkokul çocuklarını çok fazla görüyoruz, öğrencilerini, evet, ziyaret ettiklerini. Şimdi bu çok önemli. Yani mesela bazı yaban hayatıyla ilgili bazı kalıplardan insanları kurtarmak lazım. Bunu da çocuk yaşta başlamak lazım. Mesela işte yılan zararlıdır, zehirlidir. Yılan gördüğünüz yerde öldürün. Halbuki bu tamamen yanlış. Bizim şu anda habitatınızda yaşayan ve insana zararlı olup insanı öldürebilecek zehir taşıyan bir yılan yok mesela örnek olarak. Halbuki gördüğünüzü uzaklaşın. Yanaşmayın. Onların habitatı içerisindesiniz gibi. Biz ne yapıyoruz? Şu anda Vakıflar İdaresi ile bir protokol imzaladık. Vakıflar İdaresi'nin yardımıyla bütün devlet okullarındaki ve özel okullardaki çocukları tesisimize getiriyoruz. 25-30 kişilik gruplar halinde geliyor bu çocuklar tesisimize. Orada biyologlar eşliğinde, yani burası bir hayvanat bahçesi değil tabii ki, onu çok iyi ayrıştırmak lazım. Biyologlar eşliğinde açık alanda bulunan yaban hayat canlıları yaşam ortamında geziyorlar. Hastaneye giriyorlar, hastanede yaptığımız çalışmaları görüyorlar. Hastanenin ardından rehabilitasyon merkezine geçiyorlar, rehabilitasyon merkezinde yaptığımız çalışmaları görüyorlar. Rehabilitasyon merkezinden sonra enstitü binamızda ve deniz canlıları merkezimizde misafir ettiğimiz canlılarımızı görüyorlar. Ve hepsine böyle tek tek anlatıyoruz, işte bu hayvanlar niçin burada, bu egzotik canlıların aslında niçin burada olmaması lazım. Niçin buraya geliyorlar? Siz yılandan korkmayın, yılanlar zararlı değildir. Aksine sizin habitatınız ve doğanız için olması gereklidir. İşte kemirgenleri tüketir, bahçenizdeki ekine zarar veren canlıları tüketir. Siz onlara bakın, onlar da size bakacaktır diye. Çünkü küçük yaşta verilen eğitimin önüne, çünkü zihinlerinin en açık olduğu, algılarının en açık olduğu dönem. Bu dönemde neyi alırlarsa o gidiyor artık, evet. Yani. Şimdi aslında ekoloji ormanı projesini anımsıyorum. Telsim'e daha önce Fevzi Tanpınar ve Kemal Basat'ı konuk etmiştik bu konuyla ilgili olarak. Bu proje ikinci yılına girdi aslında. Bir habitat restorasyon projesiydi. Bu da önemli. Yangınlardan özellikle ya da farklı felaketlerden zarar gören alanların doğasına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması ile ilgiliydi. Bu proje ne aşamada şu an? Neler yapılıyor bu bağlamda? Şimdi bu
habitat alanı sürekli devam eden, gelişen ve bakımının da devam ettiği bir proje. Bitmiyor, sonu yok bunun. Çünkü biz simit sadece orada ağaç ekip ağaçları bırakmıyoruz. Böcek otelleri var. Tabii böcek otelleri var. Onun içinde kuşların yuvalayabilecekleri alanlar yaratıyoruz. Ve sürekli olarak ekim devam ediyor, ağaç ekimimiz devam ediyor. Onların budaması yapılıyor, bakımı yapılıyor, ilaçlaması yapılıyor, sulaması yapılıyor. Ve sadece Telsim'le alakalı değil, diğer firmalar da bize geliyorlar aynı konuyla ilgili. Bir de işte mesela atıyorum oradaki taş ocaklarının doğaya verdiği zararın tekrar habitata geri kazandırılabilmesi için orman alanlarının arttırılması, Kıbrıs'a uygun ağaçların ekilmesi. Bu da önemli. Yani bizim özellikle mesela... Özellikle hani yanan yerlerde hep bu tartışılıyor. Daha çabuk büyüyen bir ağaç mı olmalı yoksa hani mesela Kıbrıs'a çam uygun... olmamalı. Yani mesela çam olmamalı. Yani çam yerine alternatif işte şinya ekebilirsiniz, ardıç ekebilirsiniz, bir sürü şey ekebilirsiniz. Yani yapabilirsiniz. Başka şeylerimiz var, kaynaklarımız var. Gelişmeye devam ediyor. Biz hala ekim yapmaya devam ediyoruz. Özel okullarda zaman zaman bize geliyorlar. İşte 200 fidan dikmek istiyoruz. O fidanları sadece dikmekle bırakmıyoruz. Bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Orada diğer canlılar için bir yaşam alanı yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu projemiz devam ediyor. Halen de bitmiş değil. Hiçbir zaman da bitmeyecek. Yani çünkü çevreye zarar verdiğimiz sürece aslında bu alanların yeniden kazandırılması her zaman gündemde olacak ne yazık ki. Evet, bunun dışında tabii ki kaplumbağalarla özdeş adamız. Zira burası önemli, Akdeniz'de bir yumurtlama alanı. Yeşil kaplumbağalar, karetta karettalar. Ve hani bu konuda da yapılan çalışmalar var. Yanılmıyorsam sizlerin Karpaz'da ve Karşıyaka sahilinde... Evet. Merkezleriniz var. Bunlara da değinebilirsek tam da artık yavaş yavaş yumurtlama mevsimlerine geliyoruz. Evet. Şimdi biz her sene Mayıs ayından itibaren işte Ekim'e kadar süren böyle bir gözetleme ve takip sürecimiz var bizim. Bu süreç başlıyor. Yurt dışından çok farklı ülkeden, onlarca farklı ülkeden yüzlerce yabancı gönüllümüz var bize gelen. Bunlardan biz işte daha doğrusu başvuran. Biz bunlardan 80 ila 100 tanesini seçiyoruz. Bu kaplumbağa çalışma alanlarımızın olduğu yerlerde yaz boyunca kontrol, takip, takipten sonra yumurtadan çıkarma, yumurtadan sonra denize salınma gibi çalışmaları yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü çok ciddi zarar görebiliyor kaplumbağalar. İşte bunlar ağlardan dolayı oluyor, gemi motorlarından oluyor, pervanelerden oluyor ya da yumurtlama alanlarının zarar görmesinden kaynaklı olabiliyor. Bunların hepsinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama bizim şöyle bir farkımız var. Ben buna çok dikkat etmek lazım. Yaptığımız çalışmaların hepsi bilimsel zamanlı takip edilen, vericilerle takip ettiğimiz canlılarımız da var. Bizim üzerlerine verici takıyoruz. Bütün işte nereye gitti, ne kadar zamanda seyahatini tamamladı, geri geldi, ne kadar zamanda göçünü tamamladı gibi. Çok profesyonel ve bilimsel verilere dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çok kısıtlı bir süremiz kaldı. Çok hızlı bir şekilde Ulusal Tohum Projesi'ne çok kısaca değinip Beatles şarkıları konserine mutlaka girmemiz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde. Tamam. Kaç dakikamız var? Evet. Nedir Ulusal Tohum Projesi? Ata tohumlarının korunması. Yani temel olarak prensip bu. Bizim çok önemli. Çok önem önemli. Kazandı son dönemde. Çünkü niçin artık kısır meyve, kısır sebze, kısır tohum. Artık kendi tohumumuzu üretmemiz lazım. Kendi tohumumuzdan çıkan üründen tekrar tohum elde etmemiz lazım. Bu tohumla tekrar üretime devam etmemiz lazım. Ata tohum projemiz devam ediyor. Şu anda site Slow Belediye ile ortak yaptığımız bir çalışma imzada da topladık. İmza dağıttık protokolleri. Önümüzdeki dönemde bu bölgelerin tamamından ata tohumlarımız toplanacak. Bunların gen çalışmaları, gen havuzu yapılacak, çalışılacak ve ileride artık kendi tohumumuzdan, kendi tohumumuzu üreterek üretime devam edebilecek bağımlılığımız ortadan kalkmış olacak, öyle söyleyeyim. Güzel bir gelişme. Evet, son olarak şunu soralım. 17 Nisan'da gerçekleşecek olan bir etkinlik var. Taşkent Doğa Parkı'nda yer alacak bu etkinlik. Hep böyle hafta sonu gidilecek yerler arıyoruz biz ülkemizde. Aslında bunun çok da güzel bir amacı olacak. Doğa Parkı'na katkı sağlanacak. Burada yaban hayatı korumaya yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlanacak. Bununla ilgili detayları alabilirsek. Şimdi öncelikle ben bu projeye katkı koyan özellikle Majör Müzik Ömer abi hemen eksiltmeden yaparız dedi. Aynı şekilde Lefkoşa Belediye Başkanı Armancı ve Lefkoşa Belediye Orkestrası da hemen konuya katıldılar. Biz 17 Nisan günü, pazar günü tam gün sürecek bir etkinlik yapacağız Taşkent Piknik Alanı'nda. Daha önce yaptığımız bir proje vardı. 15-20 hatta belki de daha fazla olacaklar bu sefer. 20 müzisyenle beraber senfonik olarak Beatles şarkıları yorumlanıyor. Üzerine ben şarkıları seslendiriyorum. Bu konser orada gerçekleşecek. Gelecek olan paranın tamamı, gelirin tamamı da hem orada yapılan satışlardan hem de biletlerden tamamen yaban hayatı canlıları ve doğa parkta şu anda tedavi gören canlılar için kullanılacak. O yüzden çok önemli.
bizim açımızdan da. Biletleri online olarak satın alabilirler. Facebook sayfamızdan bizim sayfalarımıza girebilirler. Taşkent Dağ Park. Online bilet ücretleri 50 TL, kapıda bilet ücretleri 70 TL. Olacak. Evet. Peki yayınımızın sonuna mı geldik? Evet, süremiz azaldı ama farklı etkinlikler olacak mı? Hani bundan sonraki süreçte ona da bir cümleyle değinelim. Hemen evet, hatırlatalım. Mayıs ayında 13, 14, 15 Mayıs'ta orada bir kamp günleri düzenleyeceğiz. 3 gün boyunca gene etkinlikler olacak. Kamp alanında standlar kurulacak, satışlar olacak. Hem de insanlar aileleriyle beraber gelip orada 3 gün boyunca kamp yapabilecekler, etkinliklere katılabilecekler. Bir çeşitli doğa etkinlikleri. Orada yoga sınıfları olacak, yürüyüş klapları olacak. Hepsi yapacağız. Evet, kamp ve doğa severleri de buradan şimdiden çağrıyı yapalım, yerlerini ayırtsınlar. Evet sayın seyirciler, bu hafta geri neden bizim aktaracaklarımız bunlar. Tüm izleyenlerimize yeniden çok güzel bir hafta dileyerek sonlandırıyoruz yayınımızı. Teşekkür ederiz Özlem. Biz de sonlandırıyoruz yayınımızı. Haftaya yeni başladık. Bir kez daha mutlu haftalar diliyoruz. Bizden sonra Fehmi Oktay'la hava durumu ve manşet artıyla yayınlarımız sürecek. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.